Onunla birlikte yaşadığım için, eşim de yanımda olmadığı için iyi olmak zorundayım. Neyim ben? Yani mecburum iyi olmaya. En başına gidecek olursak, eğer biz, eşimle birlikte 2019 Nisan'ında alındık. Alındığımızda eşim tutuklandı. Ben de imzalı bir şekilde serbest bırakıldım. Sonra eşim Antalya tutuklu. Ben Antalya'da yaşamaya devam ettim oğlumla birlikte. Bizim önce dosyamız Isparta'daydı. Temmuz'dan sonra dosyamız Antalya 8 civarına geçti. Orada ben işte oğlumu hastaneye getirip götürdüm diş için. Oğlumu getirip götürürken benim maksiller sinüs kanseri olarak geçiyor. Maksiller sinüs kanseri olduğum ortaya çıktı. Orada benim 8. ağrıda mahkemelerim vardı. İlk ameliyatı oldum ben ara mahkeme esnasında. İlk mahkeme olduğumda kanser teşhisi kondu. Hemen 3 hafta, 2 hafta sonrasında tekrar mahkeme vardı, ara mahkeme. O mahkemeye ben 2 hafta sonra, ameliyattan 2 hafta sonra o mahkemeye katılmak zorunda kaldım. Çünkü işte katılmadığımda mahkemeye gitmediğim için tutuklanmam gerektiğini, yani tutuklanacağım dair savcı böyle bir şey söylemiş. Mahkemeye gitmek zorunda kaldım. Konuşamıyordum çünkü maksiller sinüs üst çeneden ameliyat olduğum için sürekli dikişler vardı orada. Mahkemeye gittim. Zaten benim öncesinde ameliyatım çok zor geçti. Bayağı kan kaybı olduğu için ve daha ilk hafta olduğu için mahkeme çok zordu benim için. Mahkemenin ortasında bayıldım. Eşim hemen önümdeydi mahkeme esnasında. Çok kalamazdı zaten polis vesaire jandarma. Ben bayılınca eşim hemen böyle panikle Ayşe'ye diye döndü. Eşimin yanıma gelmesine hemen müsaade etmediler. Ben orada kalamaydım. Hemen eşim oradan kaçırdılar polisler. Diğerleri çıktı. Mahkeme heyeti, ben ve sağlıkçılar orada kaldık. Orada hemen beni ayılttılar işte. İlk müdahaleyi yaptılar. İlk müdahaleden sonra tekrar mahkeme devam etti. Yüzünü tokatladıklarını duymuştum ben. Evet. Yani o halde, ameliyatlı halde. Evet, yani ben orada konuşamıyorum. Sadece yani ne cevap veremiyorum. Dikişler var çünkü ağzım. Sadece ben elimi yüzümü hani vurmayayım manasını. Onlar hani beni ayıltmaya çalışıyorlar. Ayaklarımı falan kandırıyorlar. Anlamadım. Eşim panır panır çıkardılar mahkeme sonunda. İlk müdahaleden sonra ben hani mahkeme biter diye düşünüyordum ama mahkeme bitmedi. Ayıldım. Tekrar mahkeme devam etti o esnada. Sonra bir hafta sonrasına karar mahkemesi oldu. Neden o kadar hızlı oldu acaba? Hani siz hastasınız, Ben de kansersiniz. anlamadım. O bir ay içerisinde yani Kasım'ın ikinci haftasını başlayayım. Aradan ikinci hafta, o bir aylık bir süreydi. O bir ay içerisinde hem kanser teşhisi kondu, hem ilk ameliyatımı oldum ve iki mahkeme geçirdim. O bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde neredeyse. En son karar mahkemesi oldu. Karar mahkemesinde zaten yine benim çok fazla ayakta duramıyordum. Yine işte yüzüm gözüm şişti, dişlerim duruyordu. Hemen bir hafta sonrasıydı. Hatta konuşmak için beni ayağa kaldırıyorlardı. Benim ayakta duramadığım çok belliydi. Böyle sağa sola tutunarak beni konuşuyordum hakimle. Ayakta duramıyordum. Hani oturabilirsin. Ne demediler yani o esnada. Karar mahkemesinde bütün raporlarımızı sunduk. İşte ameliyat, bütün hani PET sonuçları, tomografiler, MR'lar her şeyi sunduk. Avukatımız yine hani sağlık durumu izah etti. Ama buna rağmen savcı en üstten ceza almalarını istiyorum dedi. Ve Ne bir işte kin var sanki. ya anlamadım hani oradan sanki hani beni yargılamıyordu orada yani. Ben onu hissettim. Orada savcı ve hakim Ayşe'yi yargılamıyordu. Yani. Ayşe'nin şahsından sanki beni herkes yargılıyor gibiydi yani hani. İntikam duygusu gibi. Evet. Çünkü siz hastasınız ve bunun Evet. hiçbir toleransı yok ve bir ay gibi kısa bir zamanda Evet. ceza almanız sağlanacak Evet. kadar. Hani ben orada onu hissettim. Yani oradaki o mahkeme, o hakim ve o savcı oradan beni yargılamıyordu yani. Buna rağmen hani benim oğlum da hani evvelinde çok kişi
psikolojik sıkıntılar yaşamıştır. Buna dair raporlarımızı da sunmuştuk biz. Ama ne hani çocuğun hastanelere psikolog raporunu ne benim kanser raporlarımı hiç yani hiç görmezlikten geldi. İşte eşim 13,5 yıl. Benim işte 9,5 yıla tutuklanmama karar verildi. Mahkeme bitti. Orada yani oradaki salon öyle mahşer yeri gibiydi. Yani hani oradaki polisler, jandarmalar, işte eşim getiren gardiyanlar bile benim tutuklanmama şok oldular yani hani. Herkes, bu halde, hasta halde. Evet, çünkü çok kötü bir görüntü vardı yani. Hani herkes o yazan katip bile böyle bir baktı yani hani tutuklandı mı diye yani hani. Yani. Arkada kayınvalidemler var, anlayamadı tutuklandı mı hani. Ne yani tutuklandı mı hani. Sonra hemen apar topar ne eşimle görüşmeye müsaade ettiler ne avukatımla hani bir görüşmeye müsaade ettiler. Apar topar polisler beni aldı hemen şeye soktu asansörü. Kayınvalidem koştu peşimden. Ayşe ne oldu sen tutuklandın mı? Biz çocuğa ne diyorlar yani. Hani. Çocuğa ne diyeceksin? Evet hani. Ben orada hani böyle durmaya çalışıyorum. Ben, evet hani tutuklandım. Siz bir şey demeyin şimdi diyorum. Kayınvalidem falan filan ağlıyor. Oradan polis. Ya sen kendin bile ağlamıyor. Sen niye ağlıyorsun ki diyor. Yani. Vicdansızlık. Evet. Yalnız, İnsanlar şehirden şehire ayrılırken bile ağlarlar. Evet, evet. Özlem yüzünden değil mi? Evet. Yani gelinim bile ağlamıyor. Sen niye ağlıyorsun ki diyor. Kusura bakmayın. Hani şu an benim ameliyatta üst damağım alındı. Kemik ve dokunaklı oldu. Dişlerim yok. Elmacık kemiğim yok. Ve damağım için rahat konuşamıyorum. Belki anlaşılmıyor olabilir. Devam edin siz. Sonra beni en aşağıya ameliyatın en aşağısı nezaret o kısmına indirdiler. Akşamüstü olmuştu. Hemen yan tarafta adliler, onların yanında ben vardım tek başıma. Adli suçluları yanında. Evet, erkekler ve buz gibi. Yan tarafta sürekli sigara içiyorlar. Kansersiniz. Evet. Yeni ameliyatlısınız. Duman altı sürekli sigara içiyorlar. Ben ayaklıyım. Küfürler havada uçuşuyor. Hemen yanında ben yan taraftayım. O sigara kokusunu çektiği soğukla birlikte ben iyice yüzüm benim tanınmaz hale geldi. Benim gözlerim bile kapanmıştı artık. Ben bakamıyordum karşıya. Sonra işte işlemler bitti orada. Transistik gibi bir araca bindirdiler. Yine arkası komple adlilerle dolu ve ben. Yani 20 tane adli erkek ve aralarına sadece beni bindirdiler. Akşam. O şekilde önce onları açık cezaevine bıraktık. En son beni bıraktılar. Gidiyoruz cezaevi. Arkada böyle yine sigara çok rahatlar onlar. Benim elimde hiçbir şey yok. Onların yine telefonları, sigaralar, küfürler havada uçuşuyor. O şekilde önce onları cezaevine bıraktık. Açık cezaevine. Sonra beni kapalı cezaevine götürdüler. Girdik ilk cezaevine girdik. İlk kayıt yapılan yer var işte hani parmak izinin alındığı, resminin çekildiği vesaire. Jandarmalar beni ilk soktular. İlk beni karşıda, ilk karşılayan gardiyanlar. Şöyle baktılar beni. Ne oluyor ya dedik. İlk karşılayan gardiyan. Yoğun bakım ben hasta mı kaçırdınız dedi. Evet. O derece çok kötüydüm. Hani kan, o zaman daha pandemi yoktu. Ben o zaman hani maskemi kullanıyorum. Ağzımda maske, yüzüm şiş, gözler kayıp. Gözlerim görünmüyor. Dedim, hastanın hasta mı kaçırdınız dedi. Yani hani tutuklandı dedi hani. Hem bir izahı yok yani. Ağladılar. İşte ayakta bekliyorsun böyle. Fotoğraf çekileceksin. Hani böyle fotoğraf çekiliyorsun orada. İlk gün işte. Orada ayrı bir kimlik veriyorlar sana. O kimlik için fotoğrafımı çekecekler. Ayağı diktiler. Tam fotoğraf çekilecekler. Ben yere yığındım kaldı. Fotoğrafı çekemiyorlar. Çünkü ayakta duramıyorum. Parmak izimi alacaklar. Parmak izim için ayakta duramıyorum. Başka birisi böyle kolumdan tutuyor böyle. Zorla. Parmak izimi zorla andırıyorlar. Orada kayıtlarım bitti. Hatta orada çok böyle ilginç bir şey yaşadı. Çok böyle garibime gitti. İlk kaydım yaparken dedi ki çiçek ortağım var mı dedi bana. Orada şey. Yani bitmiyor. Çiçek ortağım var mı dedi.
Yani benim bir suçum yok ki yani dedim hani suç ortağım yok dedim yani hani. Yani suçum olmamın ki suç ortağım da yok yani. Nasıl yok yani eşim var ya dedi. Eşim burada durup mu dedi. Eşim benim suç ortağımmış. Komşuma doğru yolandık. Benim komşumun oğlu koridora döndüğümüzde komşumun başına mümkün yatak koymuşlar. Sünger yatak. Dedi ki bunu sen taşıyacaksın dedi bana. Mayalar ağır mı yatak? Dedim onu ben taşıyorum ben onu taşırsam benim yani ölürüm. Bütün ameliyatım sıfıra dönmüş olur yani. Maşa dönerim ben bütün dikişlerim falan. Ya taşıyamam. Allah razı olsun o önden tuttu ben arkadan tuttum yatağı. O şekilde gittik. Komşumun olduğu şeye geldik kapıya. Kapıya işte bir sürü kırk kilitleriz yani böyle kırk evet. Tane kilit var sanki böyle. Azı da o içeride düşmanlar varmış gibi. O kilidi açarken ben ayaktan bekleyemiyorum. Yine kapının önünde yığıldım kaldım. Kapıyı açtı. İçeride bir sürü kadın. Karşılarında yığılmış bir hasta. Evet. Yüzümüz şiş. Zaten içeridekiler beni görmüyor. Beni ağlamaya başladılar hepsi. Ben görmedi olmanı. Neyse işte içeri aldılar beni. Hemen işte çünkü mesela açtım yani hani hiçbir yemek yok o saate kadar. Hemen işte yemeğimi yedim çorbamı içtim. Hemen bana onu ayarladılar. İşte aşağıları rutubetli. 35 kişilik bir koğuştu. Ama estağfurullah 15 kişilik bir koğuştu. Ama 35 kişi kalıyordu. Yani 15 kişilik koğuşta 35 tane kadın. Ve 35 kişinin olduğu yere bir kanser hastası getirdi. Evet. Ve razılar böyle dip dibi. Böyle şöyle yürüyor sorundasın. Yani böyle bulundun olana böyle düz yürüyemiyorsun. Böyle yan yürüyorsun. Böyle yan yan. Şey yengeç gibi mi? Evet. Yan yan yürüyorsun. Aşağısı rutubetli. Aşağıda kalamaz diyorlar. Rutubetli olduğu için. Yukarı üst kat var. Böyle katlı. Üst katına kalması lazım. Ama üst katına kalamaz. Yürüyemiyor. Çıkamıyorsun. Kim indirecek çıkardık. Yine tuvalete. Evet. Sonra bir tanesi gönüllü oldu. Ben dedi hani gece gündüz ona bakarım hani. Ben indiririm çıkarım üst katına kalsın. Orada ona mı ayarladılar. Ama razı yok. Ve Aralık ayıydı. Gece gittiğimizde kaloriferler yanmıyordu. Ve ben o gece yerde yattım. Yer yatağında yattım. Derken benim cezaevi günlerim başlamış oldu. Kaloriferler kesinlikle yanmıyor. Soğuktu. Ve hemen ben dilekçeler yazmaya başladım. Hani raporlarımı istemek benim. Adli tıpa sevkim gerekiyor. Adli tıp raporu almam için. Bunun için rapor almam gerekiyor. Hemen ben oradaki revire rapor dilekçe yazdık. Orada her şey dilekçeyle. Yani. Evet. Yemeğin dilekçe, içmen, dilekçe, sıcaklığın dilekçe, her şey. Ben şey diyorum, nefes almak hariç her şey için dilekçe yapman gerekiyor. Evet. Öyle yani. Sonra yemekler geliyor ama hani ne zaman... Hasta birine özel yemek yapılır. Bırakın özel yemeği. Evet. Cezaevi yemekleri. Evet. Ve kahvaltı için şunu yapmak gerekiyormuş. Ben bunu çok şaşırmıştım onu duyduğumda. Mesela günlük yumurta yiyeceksin, haşlanmış yumurta. Günlük haşlanmış yumurta gelmiyor. Şöyle, diyelim ki pazartesi günü, kantin günü. Pazartesi günü her şeyin siparişini vermek zorundasın, yumurtanın dahil. Diyelim ki ben pazartesiden diğer haftaya kadar 7 tane yumurta vereceğim ya. 7 tane yumurta siparişi veriyorum. Benim bir hafta boyunca yiyeceğim yumurtalarım bir hafta önce haşlanmış oluyor yani. Of. Ben bir hafta önce haşlanmış yumurtayı bir hafta sonra gün gün yiyeceksin. Yemek zorundayım. Evet. Korkunç. Sonra haftanın 3 günü sıcak su hakkımız var. Koğuşa dakikalar veriyoruz. Kişi başı 6 dakika düşüyor. Banyo. Ben zaten kendim banyo yapamıyorum. Üstte 6 dakika var. Üstte 6 dakika var. Ne yapacağım? Evet. Bunu düşünüyorum. Çamaşırları kendimiz yıkamak gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım onu bilmiyorum çünkü eğilemiyorum yani. Evet. Bulaşık yıkıyorsun eğilemiyorum. Çamaşır eğilmen gerekiyor. İşte her nöbetli tuvalet temizliği, oranın temizliği.
orada baktığımda ben hiçbir şeyim yani. Ben oradayım ama hiçbir şey yapamıyorum. Eşim benim orada olduğumu tutuklandığımdan sonra müdürün yanına çıkmış. İşte hani eşim kanser hastası. Hani ne yapamayız ona ben yardımcı olmak istiyorum. Niye? Hani ben çamaşırları hemen yıkayayım diye. Hani çamaşırları yıkamak gerekiyor. Müdürün verdiği tepki. Ya bir şey olmaz herkesin eşi kanser demiş. Ve ondan çıkarmış. Dinlememiş beni. Herkesin eşi kanser. Evet. Bir şey olmaz bir şey olmaz demiş. Herkesin eşi kanser demiş. Eşim ondan çıkarmış. Derken benim cezaevi günlerim o şekilde devam ediyor. Sadece işte Allah razı olsun o günden sonra işte ben müdürle konuştum. Ömer Gergerloğlu gündem yaptıktan sonra benim hastane işlerim biraz hızlanmaya başladı. Yoksa gidemiyorum hastaneye. Yani hakkın olan hastane işlemleri bir vekil duyurmadan hayır, verilmedi sana. Verilmedi. Yani ben bekliyorum hani beni hastaneye götürecekler. Yok. Bekledim. 2-3 gün bekliyorum. Yok. Ve benim daha kanser teşhisi oldu. Maksimal sürüz kanseriyim. Büyük ameliyatımın olması lazım ve süre ilerliyor. Evet. Bir hiç önce benim o ameliyatı olmam lazım. Ve doktoruma maneni bu dünyada nadir rastlanan bir kanser türü diyor. Bir yandan bunun korkusu var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sonra raporlarım geldi. Ve ben hastaneye gideceğim. Hastaneye giderken de bu ring denilen bir araç var. Onunla gitmek zorundasın. Samut gibi kapıları kapanıyor. Tekerlekli sandalyeyle ben hani görüşlere gittim geldim hastaneye. Öyle gittim geldim tekerlekli sandalye kullanıyordum. Sivil hastaların önüne geçirdikleri için haliyle onlar tepki verdiler. Hastanenin içinde bağırıp çağırmaya başladılar orada. İşte bizim ön süreye geçmemiz için bu kadın gibi katil olmamız mı gerekiyor? Ben de bunun gibi anam mı öldüreyim? Niye? Bana karşı mı söyleniyor? Jandarmayı söylüyor ama bana söylüyor orada. Adam mı öldüreyim ben dedi. Olur abi öldür sen de böyle önden girersin falan diyor. Hani böyle karşılıklı dalga geçiyorlar. Zaten hani ben onu psikolojik olarak çökmüş bir durumdayım. Üstüne sen benim oradaki simin. Sen benim ne olduğumu bilmiyorsun. Neden yargılandığımı bilmiyorsun. Hani yani suçluysan bile neden yargılandığımı bilmiyorsun. Ne yaşadığından haberi yok. Ne yaşadığımı bilmiyorsun. Bu kadın gibi anam mı öldürelim? O eğitim araştırma beni kabul etmedi. Çünkü korktular benim durumdan. Çünkü daha devamı var. Kanser kemiğe sıçramış. Biz buradan bir müdahale yapamayız dedi eğitim araştırma. Sıfa. Akneli sıfa yönlendirdi. O gün tekrar konuşuyor. Gelin geldik. Ertesi gün bu sefer tekrar eğitim araştırmaya gittik. Akdeniz'e gittik. Akdeniz'e gittiğimiz ne? Şey yok, bulamadılar. Tekel sandalye bulamadılar. Jandarma tekel sandalye yok, yürüyeceksin dedi. Ama ben yürüyemem dedim. Hani biliyorum çünkü akşama kadar 10 tane poliklinik gezeceğim. Aç karnına. Zaten yürüyemiyorum. Evet. Ben yürüyemem ki dedim. İnsan her şeyi bırak. Hani bütün etnik kimliklerimi kenara bırak. Bütün özelliklerimizi bir kenara bırak. Diyorum o da insan diyor ve ben de insanım. Evet. Yani hani. Nasıl bu kadar bir insan, bir insana karşı bu kadar vahşi olabilir yani hani. Onu sadece ben kurbanlık koyun gibi dinliyorum yani hani. Ve ben orada doktor bana soruyor benim rahatsızlığımı, neyim var. Doktor benden önce benim yanımdan gelen gardiyan anlatmaya başlıyor. Şuyu var, muyu var, niye? Anlamadım ben yani. Beni konuşturmuyorlar orada. Başka bir noktaya gidiyoruz. Hemen noktaya söyle. Ne hani nasılsın? Neden rahatsızsın? Ben tam konuşmak istiyorum. Gardiyan hemen şu yuvar bu yuvar diye anlatmaya başlıyor. Artık hani ben konuşabilir miyim dedim. Yani hani. Ondan sonra ben hani rahatsızlıklarımı ve cezaevinde ne kadar zorlandığımı anlattım. Derken hastane süreci bitti. Ben cezaevinde
Gene çok olan raporu bekliyorum. 15 gün sonra, yani tutukluğumdan 15 gün sonra tahliye oldum. Hemen 2 gün sonra da doktora gittim. Tahliyeden 2 gün sonra doktora gittim. Vekil Gergerlioğlu duyurduktan sonra oldu ama bunlar. Tabii yani o orada zaten vekilden önce, yani vekil duyurmadan önce benim sevkim bile yapılmadı. Şeye. Hastaneye sevkim bile yapılmadı. Soruyoruz hani ne zaman bu sevk olacak, hani oradaki arkadaşlara veya dışarıdaki hani avukata. Ya 3 ayda anca olur diyorlar. İyi de benim 3 aylık bir vaktim yok yani hani. Evet. Vekil duyurduktan sonra benim raporlarım geldi ve hastaneye sevk edildim. Tahliye oldum. Tahliye olduktan sonra da 2 gün sonra doktora gittik. Anlattım. Yani doktora işte ilk ameliyatımı, ilk ameliyatından sonra kanser teşhis konulduğunu. Doktor, bu süreçte neredeniz? Geç kalmışsınız dedi yani. Hani. İlk ameliyatla ikinci ameliyatla niye bu kadar ara verdiniz dedi. Sanki isteyerek vermişsin. Evet. Evet. Geç kalınmış dedi. Hani çünkü ilk ameliyatta benim üst maksiler, o yumuşak dokum alındı. Kemik duruyordu. Hani o kemiği kurtarabilir miyiz? Niye? Elmacık kemiğini. Ama zaten o aşamada hani, hani elmacık kemiğini sıçramış. Tam göz sınırına gelmiş artık kanser. Hani gözüm, hani belki biraz da kanserli gözüm memeli kaybedebilirim. Doktor yakın olan diğer bütün ameliyatlarını ertelendi, hemen beni ön süreye geçirdi. Çünkü benim durum artık ciddi boyutlara gelmiş. Ne? Ameliyatım oldu. 8 saat ameliyatta kaldım. Bir gün yoğun bakımda kaldım. Ameliyatta ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biraz sonraki anlatacağım ameliyatı cezaevindeyken yaptırmak istediler. Bu ayrıntıyı niye söylüyorum? Çünkü ameliyat şeklinde bir ameliyat. Sonrası yani hani. Yani cezaevinde yaptırmaya çalıştıkları ameliyatı şu şekilde oldu. Ben ameliyatta benim sol üst dişim, sol üst çenem, sol üst elmacık kemiğim, gözyaşı kanallarım alındı. Bacağımdan 20 santim kemik alındı. Bacağımdan noka alındı. Bacağımdan deri alındı. Ve onlar buraya nakil yapıldı. Ameliyatta. Ve o yapılan nakilin tutması için benim ilk ameliyattan sonra 5 gün boyunca felç dilimi hiç kıpırdamadan yattım. Yani hiçbir şekilde yeme içme yok. Hiçbir şekilde kıpırdama yok. Sadece göz kapaklarını oynatabilirsin dedi doktor. Mimik bile yok. Ya, hayır, kesinlikle mimik yapmayacaksın. Zaten hani uyurken yanlışlıkla kafam dönmesin diye ailemden 5 kişi nöbetleşe bekliyordu. Yarım saat beri, yarım saat beri, yarım saat beri. Çünkü uyurken en ufak bir şeyin dönmek bile oradaki olukluğu zarar verebilir. Diye 5 gün boyunca ben o hastane yatağında felç dilimi yattım. Sadece göz kapaklarımı, hani doktor geliyor iyi misin diyor. Göz kapaklarımı oynatıyorum sadece. Mimik yapmam lazım yasak. Kafamı böyle oynatmam yasak. Yemek yemiyorum zaten. Ve benim bu ameliyatı cezaevinde yaptırmak istediler. Ben bu ameliyat cezaevinde olsaydım kaybettim yani bütün organlarımı. Burası, yani şu derinin altı komple boşalmıştı yani. Ama ben ameliyat esnasında hala ne kadar büyük kayıplar yaşadığımı hala anlayamıyordum da. Yeni yeni anlıyorum bunu. Çünkü o an hissetmiyorsun. Cezaevindeyken ilk şeyin cezaevinden bir çıkayım oluyor. Çıkıyorsun. O 15 günlük süreçte birçok organını kaybetmişsin zaten. 5 günlük hastane sürecim bitti. Hastaneden taburcu olacağım. Bir de ekstra şöyle var.
Ben tahliye olurken haftana 3 gün imzayla tahliye oldum. O durumda imzaya gideceksin. Evet. Ve hastaneden çıktım. Bir hafta sonra benim imzam başladı. Doktorum diyor ki bana, bir ay boyunca yataktan kalkmayacaksın. Kıpırdamayacaksın. Hani uyurken beni kafan sağa sola dönmeyecek. Biri tutacak. Yani 24 saat dönüşümlü bir şekilde nöbet tutacak başımda. Ve benim elimde 3 hafta imza kağıdı var. İmza atmam gerekiyor. Zaten bacağımda 20 santimlik kemik alındı. Noka alındı. Bacağım yürüyemem, Yaralı. yaralı. Bacağım yaralı. Burası komple gitmiş yaralı. Hastaneden çıktım. Zaten yürüyemiyorum tek başıma. Robot gibiyim yani. Hani böyle yürürken sadece karşıya bakmam gerekiyor. Sağa sola bakmam yasak. Öne bakmam yasak. Sadece karşıya bakabilirim. Yani böyle mimik yapmam yasak. Zaten yemek yemiyordum. Sadece şırıngayla besleniyordum o ara. Eve geldik. Eve geldikten sonra 3 gün sonra polisler gelmek istedi. Ya yani polisler şeye çağırdı. Emniyete çağırdı beni. Amaç? İşte imza şeyi var. İmza atmam gerekiyor. Onların resmi işlemleri yapılması gerekiyor sanırım. Beni başkasının mahkemesi varmış. Onun hakkında bilgi almak istiyorlar benden. Evet. Tanıklık yapmamı istiyorlar. Konuştuk telefon. Ben konuşamıyorum. İşte bir ay boyunca benim konuşmam yasak. Yazarak anlaşıyoruz. Evet. İşte hastanede bu şekilde. Hastanede veya evde. Doktor bana bir şey sorar veya ihtiyacım var. Ben yazıyordum böyle işte şöyle Evet. böyle. Çok sıcak, çok soğuk, camı açın, kapıyı kapatın falan. Yazarak gösteriyorum. Şimdi ben de o defterimi saklıyorum şu an. Evet. O günlerin belgesi. Evet. Hastaneden sonra da 1,5 ay boyunca konuşamama, yürüyememe devam etti. Ben karakola gidemeyince onlar buraya geldiler. İfade almaya. Ne olursa olsun alacaklar. Yani ne olursa olsun o ifadeyi alacaklar. Ben o halde ne yapabileceksem mi? Yani konuşamadığımızı da söyledim. Geldiler. Oturdular işte. Ben böyle bir yatıyordum. Zaten ondan geldiğinde de hani kafamı sağa sola çeviremiyorum. Mimik yapamıyorum. Felçli gibiyim yani. Evet. Ve polis karşımda geldi beni inceledi. Yakından inceledi hani. Yalan mı söylüyor? Ne bacağıma baktı. İnanmak istiyor. Ya inanmak istemediği için belge istiyor bu He. arada. Mesela benim bacağım açık bir yani. Hani kemik alındı, oradan nok alındı. Böyle bacağımdaki o kasların hareketlerini düşün. Bir de çalan görebiliyorsun yani. İlk hastaneden eve geldim ve oğlum benden korktu. En acılarından biri. Evet. Yani hani böyle yüzüm çok dönüyor, bacağım çok dönüyor. O da korktu ama hani şey yapmıyor yani hani böyle belletmek istemiyor. Oğlum benim ameliyatlı halimi görüp korktu. Ama polis hala da yakından bakıyor diye uğraşıyor. İnanmak için. O Çok yaraya. acı, çok acı. Sonra polis bana soruyor. Ben yazarak cevap veriyorum bu sorularına. Bu şekilde sürecim devam etti. Sonra Ne kadar oldu bunun üzerine çıktıktan sonra imza ne zaman bitti? insan ameliyattan çıktım. Bir 15 gün ya şu an tam bakın hatırlamıyorum ama o Pandemi de mi kalktı imza? şöyle 20 gün sonra falan benim imzam başladı. Hatta ilk an imza işlemlerini yaptırmak için adliyeye gittik. Adliyeye gittiğimde böyle eşofmanım var. Eşofmanın bir tanesinin paçası kesik dize kadar. Çünkü dizime bir şey değmemesi lazım. Yenileri oluşuyor. Böyle yürürken kaslar görünüyor. Hareket ettiğim görünüyor. Yüzüm komple dikişli böyle şiş. Dişlerim yok.
ayağım kan revan içinde. Anneye gittik. Annenikler trafik kazası mı oldu hani. Hatta anneler annenin önünde trafik kazası olduğunu zannedip beni hastaneye götürmeye çalıştılar. Evet. Dedim yok trafik kazası olmadı. Ben buraya imza atmaya geldim. Çok acı. Sonra iki konudan insanlar girdi. Beni anneye soktular. Orada işte işlemler oldu. Ben bu şekilde pandemi başladı. Pandeminin işte Mart'ın sonu kadar falan imza attım. Haftanın 3 günü. Yani pandemide kaldırdılar imzayı. Pandemide hemen kalkmadı. Anladım. Hemen pandemide kalkmadı. Pandemi var. Pandemi varken ben imzaya devam ettim. Ve bununla birlikte şey başladı benim. Radyoterapim başladı. Evet. Radyoterapim başladı. Radyoterapi bitti. Radyoterapi esnasında zaten direkt ben ışınımı bölgemden aldığım için bütün ağzımın içi komple her yerim yandı. Yemek yiyemedim. Artık tekrar beni hastaneye yatırmaya düşünüyorlar. Çünkü yemek yiyemiyordum. Ağzımın içi hep yaraydı. Konuşamıyordum, yemek yiyemiyordum, yürüyemiyordum. Çocuğum benimle ilgi istiyor. Çocuğuma beni sarılamıyordum. Yanımdan gelemiyordu. Evet. Şimdi hastalık nasıl ilerliyor? Şu an son sonuçlarımda son MR ve PET sonuçlarında beyinde tümör oluşumu var şu an. Beyin sapına yakın bir yerdeymiş. Ama ameliyat edilmesi zor bir yer. Ameliyatla açılması zor bir yer olduğu için ameliyat yapılamayacak durumda. Şu an net bir şey diyemiyor kimse. Onkoloji hani tümör temizlenmeden kemoterapi versek hani ne kadar faydalı olur bilemiyorum diyor. Cerrahlar ameliyat yapılabilecek durumda değil. Hani zor bir yer, girilmesi zor bir yer diyor. Ben de aralarında böyle kanunu yapacağım bilemiyorum. Ve ben şu an hiçbir temel ihtiyaçlarımı göremiyorum. Evde oğlumla birlikteyiz. Oğlumla birlikte yaşıyorum. Oğlum, kaç yaşında oğlunuz? Oğlum şu an birinci sınıf. Birinci sınıfa gidiyor. Küçük daha. Daha küçük. Babası yok, yanımızda değil. Ben dışarıda bir en fazla 10 dakika yürüyemiyorum, 10 dakikadan fazla yürüyemiyorum. Ağır taşıyamıyorum, işte market alışverişi, pazar alışverişi. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir işte mantıla çamaşır sermek için çıkıyorum. En ufak bir rüzgar çarptığında hemen 1-2 saat sonra burası tanınmayacak şekilde şişmeye başlıyor. Evet. İltihap akıntısı oluyor herhalde sürekli yüzünüzde. Sürekli burada bir akıntı var. Çünkü gözüm yani elmacık kemiğim alındığı için hemen göz altında bir platin var. Evet. Oradan sürekli ışınla birlikte orada bir deformasyon olduğu için sürekli iltihabım akıyor. Evet. Ve göz kanalım da alındığı için sürekli göz yaşarması var. Net göremiyorum. Sürekli grip gibi. Sürekli grip gibiyim. Şu an burası da benim nasıl diyeyim? Mesela bir savaş var. Ama her taraf toz duman yani böyle hani normal sağlıklı bir insan grip olduğunda bir 5 gün burnu tıkalı olur. Ben 1,5 gündür burnum tıkalı. Evet. Ve ışın esnasında burun kemiğim, buradaki burun dokum yapıştı. Komple burası kapandı şu an. Nefes alamıyorum. Ne istiyorsun peki? Eşimin yanımda olmasını istiyorum. Çünkü tek başıma hiçbir şey yetemiyorum. Yani gerçekten hiçbir şey yetemiyorum. Hiçbir şey yetemediğim gibi çocuğuma da yetemiyorum. Eşiniz yanınızda olsun istiyorsunuz. Evet. Ne olur eşiniz gelirse? Ben neler olmuyor anlatayım. Evet. Ne olur kısmını siz çıkarın. Yani hasta olmasam bile, yani ben rahatsız olmasam bile
Neler olmazdılar vardı zaten. Eşim tutuklandığında ben kanserliydim. Ve 6 yaşında oğlumla birlikte kalıyorduk. Oğlumla başladı ilk mücadelemiz. Şimdi bir anda gözünün önünden mama kaybı oldu. Evet. Mama gitti. Mama erkek, yani çocuk için bir kahraman. Neyin gitti, ne oldu, nasıl oldu, ne zaman gelecek? İzah etmeye çalışıyorum onun anlayabileceği şekilde ama tatmin olmuyor. Evet. Çünkü hani üst komşu, alt komşu, komşu mamalar var yani. Herkesin maması var. Bakıyor hani. Evet. Benim babam niye yok? Görüşe gidiyoruz. Tabii ilk gittiğimiz görüş de benim oğlum için çok büyük bir travmaydı. Oğlum daha 6 yaşında ilk kez görüşe gittik ve orada hani bayan erkek arama yapılıyor. 6 yaşındaki oğlumu benim yanımdan hemen alıp erkek tarafına geçirdiler. Oğlum şok halinde. Bir anda benden kopardılar. Erkeklerin geçtiği tarafa soktular ve orada oğlumu aramışlar. Oğlumla buluştuğumuzda kalbi atıyordu böyle. Korktum. Anne, ben babamı görmek istemiyorum, ben geri gideceğim dedi. Orada cezaevine girmek istemedi. Sonra onu hemen ikna ettim hani babanı göreceksin diye. İçeri girdiğimizde ikinci bir şok yaşadı. Cam var çünkü arada. Anlamlandıramadı. Camı yumrukluyor. Baba dokunmak istiyorum diyor. Kötü bir günümüzdü o gün bizim için. Sonra yine unutamadım bir şey. Cezaevi dönüşü. Eşimin oradaki eşyalarını getiriyorum. Sırt çantası vardı. Eşimin kullandığı sırt çantası. Geldim cezaevinden. Otobüsten indim. Köşeye döndüm. Oğlum beni gördü. Beni görünce dedi. Kolumdan mamasına sırt çantası görünce. Anne, babam mı geliyor dedi. Heyecanlandım. Nasıl böyle koşup geliyor? Koştu geldi. Baktı sırt çantası mamasının. Hemen yolun arkasına bakıyor. Mamasının geldiğini düşünüyor. Evet. Yok dedim, hani mamanın sırt çantasını getiriyorum. Orada bir hayal kırıklığı oldu. Sonra sürekli yani anne, en iyisi biz diyor ölelim diyor. Cennete gidelim diyor. Orada herkes birlikte diyor, nasıl olsa diyor. Ben bunlara yıkılıyorum yani. Hani orada çocuk daha 6 yaşında, ölmek. Öldükten sonra birlikte olmak bu tabirleri kullanıyor. Ha, babasıyla birlikte olmak için ölmesi mi gerekiyor? Ben böyle bir şey söylemedim ona. Evet. Ama bu zihninde bunlar var olmuş yani. O, ben kanser olana kadar oğlumun psikolojisiyle uğraştık. Kanserden sonra benim ameliyatım. Ameliyattan sonra dedim işte bacağından kemik kalınlığı, kalınlığı işte maksiller, sünüs, üst damak, çene burası komple maşallah, kulağım şu an duymuyor. Sol kulağım çok az duyuyor. Gözüm sürekli yaşardığı için görme problemim var. Ben 6 yaşında oğlumla bu şekilde yarım bir insan olarak kala kaldım. Evet. Hiçbir temel ihtiyaç, banyomu kendim yapamıyor idim. Zar zor yapıyorum. Oğlumun banyosunu yaptıramıyorum. İşte komşumdan rica ediyorum. Kendi temel ihtiyaçlarımı bir kere bırakıyorum. Oğlumun temel ihtiyaçlarını dahi göremiyorum. Annem babam 70 yaşında. Annem kemik erimesi var. Babam Alzheimer. Yanımızda hani olamıyorlar. Olsa da onlar bakıma muhtaçlar. Oğlum birinci sınıf. Okula götüremiyordum okula giderken, okul varken. Online derslere sokamıyorum. Çünkü başında durmam gerekiyor. Kahvaltısını hazırlayamıyorum. Sürekli eğilemiyorum. Yemek yapamıyorum. Buraya sürekli böyle ışık, sıcaklık geliyor çünkü yemek yaparken. Yemek yapamıyorum. Eğilemiyorum. Çünkü başım sürekli böyle eğilmiş bir şekilde duramıyorum. Evet. Sıcaklık burayı komple etkili yapıyor. Eğilemiyorum. Oğlum banyosunu yaptıramıyorum. Temizlik yapamıyorum. Pazar market alışverişlerimi yapamıyorum. Yani hem oğlumun hem kendimin temel hiçbir ihtiyacını şu an göremiyor vaziyetteyiz. Yani Evet. komşularımızın, arkadaşlarımızın yardımlarıyla Evet. bir Yani şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden eşimin yanımda olmasını istiyorum. Hani en azından ev hapsiyle bile olsa, eşim yanımda olsa. Çünkü ben hastaneye gittiğimde benim neredeyse haftanın birkaç günü hastaneye geçiyor. Ve ben çocuğumu hastaneye yanımda götürmek zorunda kalıyorum. Pandemide. evet. Oğlum mescitte beni bekliyor. Hastanenin bahçesinde beni bekliyor. Ve pandemi döneminde ikimiz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. En azından eşim ev hapsiyle çıksa ben bir şekilde hastane işlerimi kendim halletmeye çalışırım. Halledemesem de yani. O yüzden de eşim ev hapsi dahi olsa, yanımızda olsa
çocuğumun benim temel ihtiyaçlarımı evde bile gidermiş olsa ben çok rahatlamış olacağım. Evet. Her çocuğumun yemeği, temizliği, temel ihtiyaçları, dersi, benim temel ihtiyaçlarım. Bir nebze biz rahatlamış olacağız. Çünkü bundan sonrası ölümü göremiyorum. Tekrar ameliyatlarım var. Sayısını bilemediğim. Kemoterapi sürecim olacak. Bilemiyorum nasıl bir zaman, nasıl bir süreç geçireceğiz. Benim şu ana kadar hani size anlattığım şeyler sadece fiziki, yani maddi kısım. Ama bunun bir de moral kısmı var yani hani biliyorsunuz kanser hastanın moral çok önemli. Ben bu moralsizlikte oğluma moral vermeye çalışıyorum. Ve bu beni çok yıpratıyor. Yani artık benim geceleri uyuyamıyorum. Uyku sıfır. Yani uyuyamadığım için Dinleyemiyorum. dinlenemiyorum ve hiçbir tedaviye olumlu cevap veremiyorum. Çünkü sürekli bir düşünme halindeyim. Yemek yapılacak, yemeği nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Yemek yapmam için alışveriş yapılması lazım. Pazarı nasıl gideceğim bunu düşünüyorum. Markete nasıl gideceğim bunu düşünüyorum. Çocuğumun manyosu yapılması gerekiyor. Manyosunu yazdıramıyorum. Ha, okuma yazması öğrenmesi gerekiyor. Konuşmamdan anlaşılmıyor. Ben B diyorum, o M anlıyor. Ve çocuğum benim konuştuğumu anlayamadığı için ben yıkılıyorum, ağlamaya başlıyorum. Çünkü çocuğuma okuma yazmayı bile öğretemiyorum ben. Benim konuştuklarımı anlayamıyor. Ve her gün artık hastaneye gittiğim için, her gün o da ben de hastaneye taşımak zorunda olduğum için artık oğlum dedi ki anne ne olur artık hastaneye gitme dedi. Ben seni evde bakarım dedi. Ve hani orada sen mik durmaya çalışıyorsun kendin. Ve çocuğun sana babalık yapıyor bir nevi. Çare olmaya Ben ona çalışıyor. annelik yapmam gerekiyor. Yani o bana annelik yapıyor. Benim suyumu getiriyor. İşte benim yatağımı yapmama yardım ediyor. Benim yatağımı toparlıyor. Oğluma çamaşır sermeyi öğrettim. Oğluma bulaşık makinesini nasıl tabaklar yerleştirir bunları öğrettim ben. Benim oğluma okuma yazma öğretmem gerekiyordu. Benim oğluma Oyun. oğlumla oturum etkinlik yapmam gerekiyordu. Ama ben birinci sınıf oğluma ev işleri nasıl yapılır bunu anlattım. Bunu öğrendim. Evet, yetkililerden hangi şartlarda olursa olsun Yani eşim izin. çıktığında beni ve oğlumu bırakıp kaçacak mı yani? O yüzden gerçekten artık rüya ediyorum yani. Ya. Eşin çıktıktan sonra seni ve çocuğunu bırakıp kaçacak mı? Yani ben rüya ediyorum lütfen hani eşim ev hapishaneli olsa yanımızda olsun. Ve hani kaçma şüphesi var diye bir kelime, bir cümle var ya. Ya Evet. eşim beni bu halde bırakıp, çocuğunu bu halde bırakıp nereye kaçacak? Evet. O yüzden yetkililerden rica ediyorum. Lütfen eşim yanımızda olsun. En azından küçük bir çocuğun babasına ihtiyacı var, anneye ihtiyacı var. Ve bunların ötesinde o çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Annesinin güzel zamanlar geçirmek mi istiyor? Babası evin içinde diğer işleri yaparken ben ona vakit geçirebilirim. Evet. Yatarak da olsa. Evet. Ama ben oğluma İki tane okuma yazma öğretiyorsam, üçüncü öğrettiğim şey işte çamaşır nasıl katlanır. Evet. Bunları öğretmek zorunda kaldım çünkü ben yapamıyorum, yetişemiyorum. Yani bundan sonrası benim işte şu an beyinde tümör teşhisi, ameliyatlar, hem beyin ameliyatı, akabinde kemoterapi ve sırasıyla gelen göz ameliyatı, burun ameliyatı, kulak ameliyatı diye Devam artık ediyor. ben böyle sıralamaya alıştım. Sıralı bir ameliyatlar zinciri var. O yüzden bizim hem oğlumun hem benim eşime çok ihtiyacımız var. Lütfen rica ediyorum.